Merhaba. Hoş geldin, girsene. Rahatsız ediyorum. Olur mu, hiç geç ol. Bizim memleketin havası. Evet, videoyu almıştım. Muhteşem şeyler, öğrenmeye çalışıyorum. Gerçekten mi? Evet, bak şimdi. Nasıl, becerebiliyor muyum? Şey, üzerinize bir şey alsanız. Sahi, böyle müsteşen görünce. Şimdi üstüme bir şeyler alıp geliyorum. Biliyor musun ne oldu? Hani Lale diye bir kadından söz etmiştim ya. Evet. Çok ilginç şeyler oldu. Ben arkadaşlığımızı ilerletmeyi düşünürken birdenbire beni arama demesin mi? Şaşırdım. Bende öyle pes edecek göz var mı? Doğru evine gittim. Beni görünce cin çarpmışa döndü. Davut, iyi misin? Niye bir şey söylemiyorsun? Hey Davut, sana diyorum. Demek bu. Anlamadım. Bir şey mi söyledin? Davut. Davut, bir şey mi oldu? Konuşsana. Sana demiştim Davut Dicle. Filmimiz henüz yeni başladı. Alçağı gördün değil mi? Tek kelime söyleyemedi. Ona kurduğum tuzağa düştü. Şimdi göreceksin. Burnuna çengel takıp süründüreceğim onu. Bu cinayetin gerçek nedenini öğreneceğim. Sen sudan bir nedenle öldürülemezsin. Okan. Vay Banu, sen miydin? Nasılsın? Fena değil. Şu tesadüfe bak. Lale nasıl? İyi sayılır. Sevindim. Tanıştırmayacak mısın? Şey, tabii unuttum birden. Banu eşim Sevda. Karın mı? Memnun oldum. Ben de. Nereye gidiyorsun? İstersen bırakalım seni. Yo, sağ ol. Demek karına. Evli olduğunu bilmiyordum. Söylemedin mi? Doğru ya, kafa mı var bende? Tekrar memnun oldum Sevda. Biz kaçalım. Hadi iyi günler. İyi günler. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bu erkekler neden böyle? Şimdi Lale'ye nasıl anlatacağım? Aşağılık herif. Bir de şairlik taslıyor. İğrenç. Görelim bakalım şimdi Sedat'ın hafiyeleri beni tanıyabilecek mi? Annen çocuğu aldırmana karşılık 30 milyar istiyor dersen şerefsizim çok kötü olur. Sen ne biçim insansın? Hiç mi vicdan yok sende? Aynı durumda ben olsaydım ne olurdu? Sen Ceren değilsin. Koskoca Sedat Duran'ın kızısın. Doğru ya. Zengin ve güçlü. İğreniyorum sizden. Yeter artık. Bakın kavganıza. Söylediklerini duydun anne. Tamam Melih. Hiç boşa yorma kendini. Ceren'e her şeyi anlatacağım. Hayır yavrum. Sen de çok üstüne düştün bu olayın. Kabullenemiyorum anne. Vicdanım el vermiyor. Birlikteyken her türlü yalanı söyleyeceksin. Sonra da sana ait olan bir çocuğa sahip çıkmayacaksın. Ben çocuk istemedim ki, o yaptı. Tek başına çocuğu kendin yaptı.
O kadar acımasız bir insansın ki tıpkı babam gibi. Madem bu kadar beğenmiyordun, sevgili kocanın yanında kalsın. Hep bu tavırlarınız yüzünden bu evden ayrılmak istiyorum ya. Aa, tamam artık, kes ağlamayı. Sedat Turan'la son kez konuşmaya gidiyorum. Eğer hala evliliğe yanaşmazsa çocuğu aldırırız. Bir daha çocuk sahibi olamayacağım. Dur bakalım, hemen karamsarlığa kapılma. Hep senin yüzünden, hamile kal hamile kal dedin, gördün işte. Kızım, bu bir kumar, oynadık ve kaybettik. Benim neler kaybettiğimi biliyor musun? Hiçbir şey anlamadım bu hayattan. Çıkarların uğruna beni feda ettin. Saçmalama. Tersi olsaydı ne olacaktı? Böyle olunca suçlu ben oluyorum, öyle mi? Zengin çocuk elinden kaçırma diyen sen değil miydin? Kötü bir şey mi söyledim? Keşke evlenebilseydin. İkimiz de kurtulurduk. Gururumu ayaklar altına aldım. Yaşamak istemiyorum, anlıyor musun? Yaşamak istemiyorum. O nasıl söz yavrum? Dur bakalım, daha önünde nice yıllar var. Hadi kes ağlama artık, hadi. Keşke babam yaşıyor olsaydı. Yaşıyor olsaydı belki bu durumlara düşmezdi. Ağlama yavrum, ağlama güzel kızım. Gelsin hanım. Sağ ol. Davut gitti mi? İçeride çocuklarla oynuyor. Şöyle geç. Sağ ol. Kerim'in adamlarından ses seda yok. Yok. Ortaya çıkıp biz buradayız diyecek halleri de yok herhalde. Size bir şey yapamazlar. Ben nasıl olsa yaşlandım. Allah korusun baba. Dur bakalım. Kurban olayım üzerim. Dikkatli ol. Bunların ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Korkunun Recep'e faydası yok hanım. Bir şey olacaksa olur zaten. Davut biliyor mu bana söylediğini? Hayır, söylemedim ben. Yavaş ol biraz. Yavaş ol biraz. Biraz da ben bineyim. Olmaz. Öldüreceksiniz beni. Yine güzel babam. Züre kızım yavaş. Yorulmuyorum baba. Yalan. Ha? Baba abla. Kızım sana yorma kendini dedim. Otur şöyle. Derin nefes al. Hadi kızım, hadi yavrum. Yorulursam böyle olur. Hadi kızım, hadi yavrum. Baba ne olacak benim bu halim? Geleceksin kızım. Biraz daha derin nefes al. Ben öleceğim biliyorum. Allah korusun yavrum. Ameliyat olsa iyileşirsin. Yavrum ne? Sen görürsün Okan Bey. Bir saattir bekliyorum. Ne olsun ana? Zühre ile biraz oynayayım dedim. Hemen çocuk fenalaştı. Ey kurban olduğum Allah, sen acı yarabbim. Babam gitti mi? Kahveye gitti. Keşke gitmeseydi. Ben de dedim ama. Her şeyi anlattım Davut. Anam da biliyor. Keşke söylemeseydin bu abi. Daha kötü olurdu. Hiç olmazsa şimdi biraz dikkat eder. Bu Kerim namussuzu hiç bırakmayacak. Kanının öcünü alacaktır. Abi biraz gelsene. Ne oldu Davut? Abi, dün Aslı beni evine çağırdı. Tahminimde inanmadım. Bana oyun oynuyor. Ne oldu ki? Evinde öldürdüğüm adamın resmini gördüm. Sen ne diyorsun Davut? Hı-hı. Evet abi, bütün amacı buymuş demek. Peki sormadı mı neyin nesi oluyormuş? Hayır, hemen çıktım. Allah Allah, ne yapmak istiyor bu kız? Lale evde değil galiba, cevap vermiyor. Bir de onu konuşturabilsem. Senden korkmaya başladım kızım. Peki Davut Dicle Aydın'ın resmini görünce bir şey demedi mi? Diyecek hal mi kaldı anne? Sormadı mı bu kim, neyin oluyor diye? Hayır, nasıl olsa soracağım. İşte onu o zaman perişan edeceğim. Peki ya Lale seninle konuşmak istemezse? İsteyecek. O da çok şey biliyor. Ama bildiklerinin önemli olduğunu bilmiyor.
Çok merak ettim şu kadını. Zavallı, yerinin farkında değil. Ne istediğini bilmeyen biri. Peki kızım, neden Aydın'ın öldürülmesi seni bu kadar etkiledi? Nasıl etkilemez anne? O dünya iyisi bir insandı. Mahkeme tutanaklarında yazdığı gibi insanlara küfretmez. Etse bile böyle bir nedenle insan öldürülmez. Bunda bir şey var. İyi de kızım, Davut Dicle denilen alçak cinayet işlediğini kabul etti ve 7 yıl yattı. Bunlar doğru ama yeterli değil. İçimde bir his var. Bu işin altından çok pislikler çıkacak. Alo. Yani çok özür dilerim. Allah belanı versin senin. Ben her türlü tehlikeyi göze alıp sana geliyorum ve sen yoksun. Ne olur affet, trafik cepten aradım ama... Yalan söylüyorum. Hayır sevgilim, yemin ederim geldim ama sen gitmiştin. İnanmıyorum. Peki bana inanman için ne yapmalıyım söyler misin? Telefon etmedin. Yemin ediyorum ettim. Evin zaten cevap vermiyordu. Cepte devamlı kapalı ve kaplama alanı dışındaydı. Seni çok seviyorum Lale. Telefonu yanıma almayı unutmuş. Bak gördün mü? Canım benim. Bir anda dünyam yıkıldı. Aldattığını hissettim. Ben de seni çok seviyorum Okan. Çok öptüm, görüşürüz. Ben de çok şüpheciyim. Oysa aramış beni. Hay Allah. Evet. Her şey tamam. Bir daha karşılaşmayacağımızı umuyorum. Bu çekiniz. Önce şunu imzalayacaksınız. Neden? Her şeyi garantiye almak zorundayım. Çeki ancak doktor raporu geldikten sonra tahsil edebilirsiniz. Burada yazan bu ve siz bunu taahhüt ediyorsunuz. Çok da sağlamcıymışsınız. Ne yaparsınız, tecrübe. Buyurun, tam 30 milyar. Bu konu aramızda kalmalı. Eğer Ceren duyarsa hiç iyi olmaz. Melih söylemezse kimse söylemez. Ya Davut? Ondan korkma, sağlamdır. Benim hakkımda ne düşünüyorsunuz? İyi bir annesiniz. Tek düşünceniz kızınız Ceren. O kadar çok seviyorsunuz ki parayla satabiliyorsunuz. Siz de doğacak torununuzu para karşılığı öldürtebiliyorsunuz. Sanırım aramızda pek fark yok. Herhalde konuşacağımız başka bir şey yok. Güle güle. Hande. Merhaba. Ne bekliyorsun burada? Seni. Beni mi? Rahatsız mı oldun yoksa? Hayır, neden rahatsız olayım? İçeri neden girmedin? Bilmem. Davut, neden bana katil olduğunu söylemedin? Ailem bildiğine göre sen de biliyorsun sanmıştım. Annem söyleyince çok şaşırdım. Neden yaptın peki? Sen de mi sorguya başladın? Başkaları da mı var? Meraklısı o kadar çok ki. Benimkisi merak değil. Bir insanı öldürmeye mecbur olmak çok önemli olsa gerek. Bak Hande, ben cezamı 7 yıl çektim ve çıktım. Yeni bir hayata başladım. Bunları bir daha konuşmak istemiyorum. Madem istemiyorsun öyle olsun. Ama babam sana yanında iş verdiğine göre çok güveniyor demektir. Sağ olsun. Hapiste de çok yardımını gördüm. İstanbul'a eğer babanız olmasaydı gelemezdim. Alo. Buyurun. Lale ben Aslı. Ne haber? İyilik sen. Bana gelecektin. Sabah aradım, telefon cevap vermedi. Dışarıya çıkmıştım. Yeni döndüm. Uğrayacak mısın bugün? Bilmiyorum Aslı. Korkuyorum. Söz verdin. Caymak yok. Mutlaka bekliyorum. Gelmeye çalışacağım. Çalışma, gel. Tamam, tamam. Hadi görüşmek üzere. Sedat bir öğrenirse Aslı'ya gittiğimi. Tamam yavrum, bir hata yaptım ama inan senin geleceğin içinde. Hamile kal, hamile kal dedin. Hani ne oldu? Melih evlenmeye mecbur kalır diyordun. Sonunda olan bana oldu. Ne söylesen haklısın. Çok direndim ama olmadı. Çocuğu aldırmaktan başka çaremiz yok. Hayır, aldırmayacağım. Melih istese de istemese de, ailesi kabul etse de etmese de ben o çocuğu doğuracağım. Kızım, çocuğu doğurmanı en çok isteyen bendim. Ama gerçekçi olmak zorundayız. O çocuğu doğuramazsın. Anne, eğer aldırırsam ömür boyu çocuk sahibi olamam. Doğurursan daha kötü ya. Melih o sorumlulukta değil. En iyi yol çocuğu aldırma. Sana şaşıyorum anne. Daha düne kadar karşı çıkan sendin. Şimdi ne oldu da aldır deyip duruyorsun? Sedat Turan'la konuştuktan sonra bu işin yürümeyeceğini anladım. Onun için fikrimi değiştirdim. Melih'i çok seviyorum anne. Ondan ayrılmak beni mahveder. Unutursun kızım, ne yapalım? Önce şu çocuğu aldıralım da. Anneciğim benim. Kızım, yavrum benim, yavrum. Bana bak,
Pisliklerinden bıktım. Çapkınlığın bana tam 30 milyara patladı. Aklını başına toplanladın mı? Tamam baba. Ceren'in annesi parayı kabul etti yani. Etmeyip de ne yapacak? Bana bak, sakın kıza paradan falan söz etme. Ben etmem de yalnız... Yalnız ne? Anne. Evet. Her şeyi Ceren'e anlatacağını söyledi. Ne? Çıldırmış mı bu kız? Ona ne? Kavga ettik bu yüzden. Ama kararlı. Ceren'le konuşacağım dedi. Bu kız benim düşmanım mı? İyice asileşti. Kendi başına evlenir ayrılır. Bana bak. Söyle ona sakın Ceren'i anlatmaya kalkmasın. Başı belaya girer. Baba beni dinlemiyor ki. Peki nerede şimdi o? Bilmiyorum. Evden çıkmış. Allah ikinizin de belasını versin. Koca bir servete hükmediyorum. Heh, size edemiyorum. Hiç kimse babamı benim kadar tanıyamaz. Dünyanın en gaddar insanıdır. Onun her şeyi paradır. Bu yüzden mi babanızdan nefret ediyorsunuz? Evet. Baba olarak ne bir sevgi gördüm ne de şefkat. Zavallı annem önünde bir oyuncak gibi. Kocanızdan sevgi ve şefkati göremeyince mi ayrıldınız? O da param için benimle birlikte oluyormuş meğer. Ben babanızın çok iyiliklerini gördüm. Hala da görmekteyim. Mutlaka bir çıkarı vardır. Yoksa kolay kolay kimseye yardım etmez. Benden ne gibi çıkar olabilir? Bilemem. Bugün değilse bile yarın. Nefret ediyorum şu paradan. Kardeşiniz Melih size hiç benzemiyor. Babamın küçüğü. Zavallı Ceren'e yaptıklarını biliyorsun. Hı hı. Ama oyunlarını bozacağım. Her şeyi Ceren'e anlatacağım. Yapmasanız daha iyi olur. Babanız çok kızar. Hiç umurumda değil. Her şeyi Ceren'e söyleyeceğim. Zehir köpeğini ya da babası Resul'ü. Hangisi denk gelirse. Merhaba. Merhaba. Şurada bir arkadaşa gidiyordum da. Ne oluyor ya? Ne bileyim. Sen de adam mısın be? Adam mısın? Konuşmayı bile... Orada acaba? Arkadaşım. Aa, tamam. Ceren! Ceren telefon! Kim? Bilmiyorum, arkadaşıyım dedi. Alo. Ceren ben Hande. Annene kendimi tanıtmadım. Çok önemli bir şey için seninle görüşmek istiyorum. Neyle ilgili? Telefonda olmaz. Merak ettim. Biraz ipucu versen. Seni ilgilendiren bir konu. Peki ne zaman ve nerede buluşalım? Benim birazcık işim var. Seni yarım saat sonra arar, buluşacağımız yeri söylerim. Tamam, bekliyorum. Sakın annene benimle buluşacağını söyleme. Tamam, söylemem. Görüşmek üzere. Kimdi? Bir arkadaş. İsmi yok mu bu arkadaşının? Şey anne, tanımıyorsun. Gülay. Gülay mı? Hı-hı. Ben hazırlanmaya gidiyorum. İnanır mısın, tanımadım. Nasılsın? Fena değil. Neden kendini bu hale getirdin? İzleniyorum. Onun için tanınmamam gerekiyor. Bir ara gelmeyeceksin diye umudumu yitirmeye başlamışım. Çok inatçısınız. Bu ne? Davut Dicle'nin dava dosyası. Biliyor musun, belki 100 kez okudum. Çok basit bir nedenle öldürülmüş Aydın. Biliyorum. Sevgilinden neden bu kadar çok korkuyorsun?
Çok kıskanç da ondan. Benimle konuşmanın, arkadaşlık etmenin kıskançlıkla bir ilgisi olmasa gerek. Kim bu adam? Çok şaşıracaksınız şimdi. Sedat. Sedat Turan. Anlamadım. Sedat Turan mı? Hı hı. Lale, bu çok önemli bir olay. Şaşıracağını söylemiştim. Sen. Davut Dicle. Sedat Turan. Ve bir cinayet. Evet. Kafam karmakarışık oldu. Bütün bunlar bir tesadüf olamaz Lale. Ne yapmak istiyor benim kızım? Hiç mi düşünmüyor beni? Hiç mi düşünmüyor kendi geleceğini? Cadenle konuşmamasını sizin kızacağınızı söyledim ama pek dinleyeceğini zannetmiyorum. Dinlemez. Keçi gibidir. Burnunun doğrultusuna gider. Benim yapabileceğim bir şey var mı efendim? Hayır Davut, sağ ol. Söylediğin iyi oldu. Sanki benden intikam alıyor. Düşman yapmaz yaptığını. Ben zor bela Ceren'in annesini razı edeyim. O gitsin Ceren'e her şeyi söylesin. Olacak şey değil. Efendim. Aydın'la ilgili size arayan soran oldu mu? Yok. Ne o? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum ama öyle sanıyorum ki olacak. Lale Hanım falan hiç mevzu açmadı mı? Davut, bir şey biliyorsan söyle. Hayır efendim. Yine de tedbirli olmak lazım. Hı hı. İzninizle gitmek istiyorum. Tabii. Ha, verdiğin bilgi için sağ ol. Estağfurullah. Görüşürüz Sedat Bey. Her şey üst üste geliyor. Lale Aslı ile konuşuyor. Aslı Davut'u tanıyor. Siz benden bir hayat istiyorsunuz. Gençsin. Her şeyi çabuk unutursun. Ben ne yapıyorsam çocuklarım için yapıyorum. Allah kahretsin. Hiç beklemediğim bir anda kaybettim Aydın'ı. Peki Sedat Turan Aydın'la ilişkini biliyor muydu? Hı hı. Nasıl tanıştınız Aydın'la? Sedat'ı fabrikasında ziyarete gitmiştim. Aydın Sedat'ın şirketinde alışveriş yapıyordu. Orada tanıştık. Peki hiç sana şikayette bulundu mu? Evet. Siparişleri zamanında alamadığını, bu yüzden zarara girdiğini çok konuştuk. Davut Dicle ifadesine küfrettiğini ve bıçak çektiğini söylüyor. Benim tanıdığım Aydın bunları yapmaz. Sen ne diyorsun? Küfrederdi. Ama bıçağı bilmiyorum. Cesedi bulunduğunda elinde bıçak varmış. Bu kadar basit bir nedenle öldürülebilir mi? Bilmiyorum. Davut Dicle'nin ifadesi bu. Yani Sedat Duran Davut Dicle'yi yanında çalıştırarak diyet mi ödüyor? Allah belasını versin. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bugün çok şey öğrendim. Şimdi Davut Dicle'nin üstüne daha kolay ve daha rahat gideceğim. Bakalım ne diyecek aşağılık herif. Aslı, sen gerçekten Aydın'ın nesi oluyorsun? Biraz daha sabırlı Ali. Anlayacağın Ceren, Suat beni yanılttı. Onunla evlenirken bütün sorunlarımın biteceğini, sevgi ve şefkat göreceğimi sanmıştım. Yanılmışım. O da benimle param için evlenmiş meğer. Neden para bu kadar önemli oluyor? Herkes benim Melih'in parası için birlikte olduğumu sanıyordu. Oysa ben Melih'i seviyordum. Bunu biliyorum. Senin gibi insanlar azaldı artık. Yok gibi bir şey. Çocuğu aldıracak mısın? Bilmiyorum. Melih istemiyor. Annem önceleri doğurmamı istiyordu ama şimdi o da istemiyor. Neden? Sormadın mı? Sordum ama aldırırsan iyi olur dedi. Ben senin yerinde olsam doğururum. Neden? Bak Ceren. Annem babamdan çocuğu aldırmak şartıyla tam 30 milyar aldı. Hayır, yalan söylüyorsun. Doğru söylüyorum Ceren. Seni bir eşya gibi, mal gibi kullanıyorlar. Ne olur yalan olduğunu söyle. Şimdi beni iyi dinle. Annene hemen karşı gelme. Biraz oyna. Göreceksin o zaman. Alo. Ayla Hanım merhaba. Ben Sedat. Nasılsınız? Merhaba Sedat Bey. Hayırdır bakalım? Pek hayır sayılmaz. Ne gibi? Bizim Hande Ceren'e her şeyi anlatacakmış. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Benden çocuğu aldırmasına karşılık 30 milyar aldığınızı. Siz neler söylüyorsunuz? Eğer böyleyse Ceren çocuğu dünyada aldırmaz. Şimdiden önlem alasınız diye söylüyorum. Nasıl bir önlem alabilirim? İnkar edeceksiniz. Gerekirse bana gönderin. Yalan olduğunu, böyle bir para verilmediğini söylerim. Tamam Sedat Bey, hay Allah. Dediğim gibi kesinlikle inkar edeceksiniz. İyi günler.
Paramla rezil oluyorum. Şu düştüğüm duruma bak. Davut Dicle. Siz? Evet, ben. Nasıl rahat dolaşabiliyorsun hayret ediyorum. Bir canisin sen, bir katilsin. Suçsuz yere bir insanın canını aldın. Herhalde Aslı'ya da günah çıkarmaya geldin. Biraz ayıp olmuyor mu? Yaptığım şeyin cezasını çektim ve çıktım. Sen çıktın, peki Aydın? Onu geri getirebilir misin ha? Getirebilir misin? Aydın bir kere öldü. Ben her gün ölüyorum. Sende kalp var mıydı? İğrenç yaratık. Bakın Lala Hanım. Terbiyem size kötü söz söylemeye müsaade etmiyor. Susar mısınız? Utanmasan kim bilir daha neler söyleyeceksin alçak. Lala Hanım lütfen sabrım taşıyor. Sen var ya sen. Allah belanı versin senin. Aslında vermiş. İki çocuğun da hastalıklıymış. İnşallah ölürler. Çocuklar bana affedemezsin. Vur hadi, bir kadına vurmak kolay nasıl olsa. Tamam. Ne yaptıysam çocuklarım için yaptım. Onlar benim her şeyim. Nerelerdeydin bakayım? Davut'la konuştum. Ne? Davut'la mı? Kızım, o katille ne işin var senin? Biliyor musun, hiç de öyle bir hali yok. Bilmesem dünyada Davut'un adam öldürdüğüne inanmam. Baban duymasın, kızar sonra. Neden kızarmış? Öyle olsa yanında çalıştırmazdı. Babanı bilmiyor musun kızım? Bir de Ceren'le görüştüm. Her şeyi söyledim. Gerçekten mi? Evet, neden şaşırdın? Parayla satıldığını bilsin. Kızım, baban duysa kıyameti koparır. Niye karışırsın bilmem. Sevgili validem, nasılsınız bugün? Sayenizde iyi olabiliyor muyum? Yapma be anne, işler iyi gidiyor. Vay, sevgili kardeşimiz de teşrif etmişler. Sululuğu bırak. Hande olup biteni Ceren'e anlatmış. Ne? Niye şaşırdın? Ceren'e her şeyi anlatacağımı söylemiştim. Babam haklı. Sen bu ailenin düşmanısın. Ne o? Dövecek misin? Hiçbirinizden korkmuyorum, anlıyor musun? Hiçbirinizden. Amcam geldi. Amca. Benim güzel yeğenlerim. Nasılsınız bakalım? Bugün çok iyiyim amca. Hiç yormadım kendimi. Aferin, aferin. Ben de yine buldum. Sana da aferin. Hoş geldin oğul. Hoş bulduk. Babam gelmedi mi daha? Gelmedi. Aman gelmesin. Evde oturdum, onun dırdırını çekemiyorum. Gel. Yorulmak yok ona göre. Alışamadı ana, ne yapsın? Böyle giderse de alışamayacak. Ana, bugün hep tedirgin dolaştım. Niye? Kerime'nin adamları olabilir de onun için. Yo, atın ölümü arpadan olsun. Kaderde varsa ne yapabiliriz? Sana bir şey olmayacak ana. Biz her an gidebiliriz. Bu iş olacaksa burada olacak Ömer. Gündüz gözüyle olmaz. Herhalde gece halledeceğiz. Alo Aslı. Ben Lale. Hayırdır, bir şey mi oldu? Hem de nasıl. Senden çıktıktan sonra Davut Dicle ile karşılaştım. İnanmıyorum. Nerede? Galiba sana geliyordu. Hayır, gelmedi. Konuştun mu peki? Önce tanımadım ama ağzıma geleni söyledim. Bir şey demedin mi peki? Desene yazar. Ama daha sonra korktum. Ya sana geldiğimi Sedat'a söylerse? Söyleyebilir. Ama yarın onunla konuşurum. Şimdi iyice kafası karışmıştır. Bunu haber vereyim dedim. Sağ ol. Gerçekten olay tam benim istediğim gibi gelişiyor. Öpüyorum. Ben de. Davut Dicle. Dur bakalım daha neler olacak. Hadi Ceren, gel çocuğum, sofra hazır. Pek iştahım yok anne. Olur mu yavrum, bir iki kaşık al bari. Bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Sen çıktıktan sonra Sedat Bey'in kızı Hande aradı. Hande mi aradı? Söylemek istemezdim ama bilmen gerekiyor. Ne dedi? Çok iğrenç bir teklifte bulundu. Çocuğu aldırmana karşılık para önerdi. Hande mi söyledi? Evet. Tabii ben de telefonu yüzüne kapattım. Konuştuğu lafa bak, terbiyesiz. Yalan söylüyorsun. Ceren, o ne biçim laf öyle? Yalan söylüyorsun çünkü ben Hande ile konuştum. Melih'in babasından tam 30 milyar para almışsın. Kızım, sen aklını mı kaçırdın? O nasıl laf? Parayı aldın değil mi? Evladım, öyle bir şey nasıl yaparım? Nasıl düşünebilirsin?
Anne, ya sen yalan söylüyorsun ya da gerçekten bir oyun oynanıyor. Sen ne yapmak istiyorsun, söyler misin bana? Sana mı kalmış gidip Ceren'e her şeyi anlatmak? Benim damarım çatlıyor sizin pisliklerinizi temizlemekten. Şu yaptığına bak. Baba, Ceren tanıdığın kızlardan değil. O Melih'i seviyor. Siz de onu kullanıyorsunuz. Bunu içime sindiremiyorum. Sana ne? Tek doğrucu sen misin? Yeter artık, bıktım kavgalarınızdan. Bunlar hep senin yüzünden. Ne zaman anne oldun ki? Bunda da mı ben suçluyum? Yeter! Ben hiçbir zaman başkalarının sözüyle hareket etmem baba. Annemi bu işe karıştırma. Onun için mi gidip Zibidin'in biriyle evlendin, sonra da boşandın? O da sizin gibi paracıydı da ondan. Hande, çok ileri gidiyorsun. Sen hiçbir zaman bizim değerlerimizde olmadın zaten. Hiçbir zaman da olmayacağım. Çünkü sizlerde sevgi, şefkat, duygu yok. Oysa ben onların açlığını yaşıyorum. Defol karşımdan! Utanmadan söylediğin laflara bak! Hande kızım! Bunlar biraz da senin sorumsuzluğundan oluyor, biliyor musun? Ömer, Resul geliyor. Allah belasını versin, nereden çıktı bu adam? Hoş geldin Resul. Hoş bulduk, çocuklar geldi mi? Geldi. Sen de bu kadar geç kalma. Allah korusun. Kerim'in adamları şimdi fırsat kolluyordur. Boş ver hanım. Olacağı varsa olur. Sonra kuş dönmüş, dönmüş. Gelmiş Keloğlan'ın kafasına konmuş. Peki padişah kızını vermiş mi? Mecbur kalmış. Çünkü herkesin içinde söz vermiş. Keloğlan'la padişahın kızı evlenmiş. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetleri. Aferin. Hadi bakalım. Şimdi uyku zamanı. Bir tane daha olmadı. Yeter artık. Hadi bakalım. Baba, bugün kendimi hiç yormadım. Aferin. Ben de. Sana da aferin. Baba, biz hiç iyileşmeyecek miyiz? Bu nasıl söz kızım? Benim güzel yavrularım. Size bir şey olursa ben ne yaparım? Hadi bakalım, uyuyun artık. İyi geceler baba. İyi geceler baba. Size de kızım. Yatak açık mı Aliye? Ben uyuyacağım. Şimdi açarım. İyi uykular baba. Sana da. Yatıyor musun baba? Evet davul. Hadi iyi geceler. Sana da baba. Ne oldu Davut? Hastayla görüştün mü? Hiç sorma abi. Evine konuşmak için giderken bir de baktım Lale. Lale mi? O da kim? Doğru tanımıyorsun. Lale bizim patronun dostu. Öldürdüğüm adamın sevgilisiydi. Bir dakika, şimdi anlamadım. Sen ne söylüyorsun Davut? Neyse abi, gerisini fazla karıştırma. Kadın bana hakaretler yağladı. Ya Davut, sen de doğru dürüst bir şey anlatmadın ki. Niye katil olduğunu bile bilmiyoruz. Olmuş bitmiş, neyini anlatayım? Senin için bitti ama başkaları için demek ki bitmemiş. Yarın sizinle konuşacağım. Bakalım Aydın nesi oluyor? Şimdi anne, Lale Aydın'la birlikte. Lale aynı zamanda Sedat'ın dostu. Ve hala beraber oturuyorlar. Davut da hapisten çıktıktan sonra Sedat Turan'ın yanında çalışmaya başlıyor. Bütün bunlar tesadüf mü yoksa zincirin halkaları mı? Kızım, her gün yeni bir şey buluyorsun. Polis hafiyesini geçtin. Lale'nin Sedat'ın dostu olması bana da ilginç geldi. Sadece ilginç değil, anlamlı da. Bu cinayet basit bir şey değil anne. Bak göreceksin, daha neler çıkacak bunun altından. Davut Dicle ile tekrar görüştün mü? Hayır, buraya gelirken Lale ile karşılaşmış. Lale de açmış ağzını, yummuş gözünü. Sence Aydın bir alışveriş yüzünden öldürülmüş olabilir mi? Bilmiyorum kızım, ben de şaşırdım. Hayır anne, bu cinayet hiç de o kadar basit değil. Çok önemli şeyler seziniyorum. Ne mesela, söyle de bilelim. Zamanı var anne. Çok şeyler görüyorum. Çok şeyler anne. Seninle olmak ne güzel. Kendim bulutların arasında hissediyorum. Öyle güzelsin ki. Sedat bu halde bizi yakalarsa öldürür, biliyor musun? O kadar kıskanç yani. Hem de nasıl? Beni kurtar Okan. Yıllardır çektiğim bu azabın bitmesini öyle çok istiyorum ki. Biraz sabır sevgilim. Şu işimi bir düzene sokayım. Seni götüreceğim buradan. Uzaklara gidelim. Sedat'ın bizi hiç görmeyeceği yerlere. Bir dağ evi mesela ha. Orman içinde hiç kimsenin olmadığı sessiz ve ıssız bir yer. Harika olurdu. İstersen tavuk, koyun filan da alırız. Tam bir çiftlik hayatı. Evet. Bütün bunlar olur mu dersin? Neden olmasın? Seni seviyorum Okan. Keşke burada kalabilseydim. Bu imkansız. Durumu sen de biliyorsun. Şu anda bile tehlikedeyiz. Sedat bu gece gelmez.
Bu sıralar onun da kafası karışık. Gidiyor musun? Evet anne. Doktora gitmeliyiz. Hayır anne. Olayın gerçek olup olmadığını öğrenmeden çocuğu aldırmayacağım. Ceren, bana inanmıyor musun? Senin kötülüğünü ister miyim evladım? Hande sana başka türlü, bana başka türlü konuşuyor. Kızım bana telefon açtı diyorum. Para teklif etti diyorum. Neden inanmıyorsun? Sana para teklif eden insan neden babasının sana 30 milyar verdiğini söylüyor? Ben de anlamadım. Kafanı karıştırmak istiyor senin. Hande ile görüşeceğim. Ne doktora giderim ne de çocuğu aldırırım anne. Bak evladım, çocuk doğurmanı en çok isteyen bendim. Ama düşündüm ve bunun yanlış olduğunu anladım. Lütfen kızım. Anas mardık anne. Ceren. Geç kaldım, iyi günler. Nasıl ikna edeceğim bu kızı yarabbi? Benim işten hala bir haber yok Davut. Abi Sedat Bey söz verdi, bulacak. Eline bakmaktan utanıyorum. Abi o nasıllar? Bu yaşta kardeş eline bakmak kötü şey Davut. Sen ona boş ver de. Ne oldu, kızla konuşabilir mi? Hiç sorma. Dün ne oldu biliyor musun? Geldi bana merhaba dedi. Şaşırdım birden. Dilim tutuldu sanki. Konuşmadın mı yani? Konuşamadım. Şurada bir arkadaş uğrayacaktım dedim, kaçtım. Abi sen de yani. Olur da bu kadar da. Sen iyi kötü tasvir görmüş adamsın. Ne yapacağımızı söyle de bilelim. Abi benim başımda da var ki tam... Aslı mı yoksa? Hayır, Hande. Sedat Bey'in kızı. Onu gördün mü dizlerim bağış çözülüyor. Sen de yani bula bula Hande'yi mi buldun? O kim, sen kim? Haklısın abi. Onu gel de bana anlat. Bunlar hep ezik büyümenin sonucu. Allah kahretsin. Utanıyoruz işte. Aslı'yı vuracak mısın? Evet abi, bakalım ne çıkacak. Alo? Aile Hanım telefonda efendim. Bağla. Alo? Sedat Bey merhaba. İşler karıştı. Kızınız Hande'nin yaptığını biliyorsunuz herhalde. Biliyorum, ne oldu? Dediğiniz gibi inkar ettim. Bir de yalan konuştum. Hande'nin bana telefon ettiğini ve para teklif ettiğini söyledim. Sizden korkulur. Neden böyle bir yalana başvurdunuz? İnkar etmeniz yeterliydi. Kafasını karıştırmak için. Kızınızın yaptığına misilleme anlayacağınız. Ceren Hande ile konuşunca gerçeği anlayacaktır. Hande tabii ki beni yalanlayacak. Ama sen ve Melih beni doğrulayacaksınız. İnanmak zorunda kalacak. Sizden korkulur. Merak etme, Melih'e de anlatırım. Tamam, gerisini bana bırakın. Hadi iyi günler. Size de. Şimdi görürsün Handan. Bakalım kim kazanacak. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hayırdır böyle aceleyle benimle konuşma isteme? Neden yalan konuştunuz? Bir dakika, sen neler söylüyorsun? Ne yalanı? Hani annem çocuğu aldırmam karşılığında 30 milyar almıştı? Almamış mı? Çok iğrençsin. Bana böyle diyor, sonra ona telefon açıp para teklifinde bulunuyorsun. Ne teklifi Ceren, neler söylüyorsun sen? Annem her şeyi anlattı. Benimle oyun oynuyorsun. Boşanacak olman seni çılgına döndürdü anlaşılan. Annem böyle söyledi ha? Evet, neden böyle bir yalana başvurdun? Seni gerçekten kullanıyorlar. Desen de inandın ha? O benim annem, yalan söyleyecek değil herhalde. Peki ben neden yalan söyleyeyim? Ne çıkarım olabilir? Onu sen daha iyi bilirsin. Bak Ceren, yemin ederim. Ben annene ne telefon açtım ne de para teklifinde bulundum. İnanıp inanmamakta serbestsin. Bunları Melih'le konuşacağım. Sen bilirsin. Merhaba, hiç sorma Lale. Böyle yoğun bir hafta geçirmedim. Nasılsın? Fena değil. Sana sürprizlerim var. Anlat bakalım. Aslı'yla görüştüm. Her şeyi anlattım. Sedat'la birlikte olduğunu söyledin mi? Evet. En çok ona şaşırdım. Şaşırmaz mı? Ona göre Aydın'ın Davut tarafından öldürülmesi sudan bir sebebe dayanıyor. Asıl neden başka diyor. Olabilir mi sence? Çok hırslı bir kız. Bu iş nereye kadar giderse oraya kadar gideceğim diyor. Peki Sedat'ın haberi var mı? Deli misin? Duysa parçalar beni. Bak Lale, sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Şey Lale, Okan... Evet. Okan evli. Banu, sen ne söylüyorsun? Maalesef. Yok. Hayır, hayır.
bir şeyler çeviriyorlar ya ne? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir daha uğramazsın diye düşünmüştüm. Neden? O günkü olaydan sonra ne bileyim işte. Çok hesaplısın. Bütün hayatın öfke üzerine kurulmuş. Yanılıyorsun. Sana kızdığım doğru. Kim olsa benim yerimde kızardı. Ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne? Bu dosyayı mahkemeden aldım. Senin davanla ilgili. Cinayetinle yani. Gizli bir şey değil ki. Sadece sen değil. Kim müracaat ederseysin alabilir. Biliyorum. Ben de öyle yaptım zaten. Hatırlıyor musun? Sana afiyesin dediğimde gülmüştün. Ben cinayeti işleyeni aramıyorum. Ben cinayetin gerçek nedenini arıyorum. Çünkü Aydın senin şu dosyada verdiğin ifadedeki gibi bir nedenle öldürülmedi. Sence ne peki? Onu bir gün mutlaka öğreneceğim Davut işte. Aydın sevgilin miydi? Hayır, Lale'nin sevgilisiymiş. Lale Sedat Turan'ın metresi. Sen yanında çalışıyorsun. Bütün bunlar nasıl oluyor da bir araya gelebiliyor? Sana ne? Korkuyorsun değil mi? Gerçeklerin ortaya çıkmasından korkuyorsun. Ben kimseden korkmam. Korksaydım cinayet işlemezdim. Sen var ya sen. Dünyanın en aşağılık insanısın. Yeter hakaret edenden bıktım artık. Vur hadi vur. Benim kim olduğumu merak ediyorsun değil mi? Söyleyeyim mi? Ne oldu? Yoksa öğrenmekten vaz mı geçtin? Ben... Evet sen? Çok merak ediyorsun değil mi? Hemşerim, hemşerim, memleketini özledim. Anam babam bir tarafta, yarı özledim.